Ben sana bir görev verdim. Sense benim verdiğim görevi yerine getirmedin, keyfini eğlen dedi. Onun istediği yerlerde ve görevlerde kullanmadığımızı gördüğü anda bize ceza keser. Allah'ın hükümlerini tanımadığın zaman, namazı kılmadığın zaman, zikri yapmadığın zaman, ilim meclisine gitmediğin zaman, orucu tutmadığın zaman, haramlardan sakınmadığın zaman ceza keserler sana. Racon kesme Allah'a, racon kesme. Hesabını çok fena verirsin. Allah merhamet ilahıdır. Merhamet ilahıdır. Ama hocam niye hep bizi cehennemde korkutuyor? Ateist sorusudur. Allah Teala Kur'an'da hep insanları cehennemde korkutuyor. Demek ki bir azap tanrısı o. Korkutmayla ibadet yaptırmak istiyor. Demek ki ibadete muhtaç. Ateist sorusu bu. Kardeşim, yanlış düşünüyorsun. Yanlış biliyorsun. Allah verdiği her nimetin hesabını sorar. Sahip odur. Bir temsil getireyim. Patronun sana 2000 lira verdi. Dedi ki Erdem, Bursa'ya gideceksin. Yol paranı, her şeyin bu paranın içinde. Bu 2000 liranın şu kısmıyla bana Bursa'dan çanta alacaksın, geleceksin ki burada satacağız. Bu görevi patrondan aldın mı? Aldım. Erdem kardeş Bursa'ya çıktı. Yolda bir lokantaya girdi, yemekleri çok beğendi. Giderken bir baktı, bir giyim mağazası gördü. Giysileri çok beğendi, üstüne giysi aldı. Giderken bir baktı, bir futbol topu gördü. Orijinal bir futbol topu, onu aldı. Bir baktı, ayakkabı mağazası gördü. Ayakkabıyı çok beğendi, ayakkabı aldı. 2000 liranın tamamını sıfır yaptı. Geri döndü, patrona geldi. Patron, bu Erdem kardeşe, sen benim paramı ne yaptın? Çantalar nerede? Diye hesap sorar mı, sormaz mı? Sorar, bitmedi. Bu hesaptan sonra, patron bu Erdem kardeşe, kardeşim bunun bir cezası olmalı. Her hafta haftalığının 100 lirasını alacağım. Çünkü ben sana bir görev verdim. Sense benim verdiğim görevi yerine getirmedin, keyfini eğlen dedin. Benim paramı yani kul hakkını keyfine göre harcadın. Ben bu parayı her hafta senden peyderpey keseceğim. Der mi, demez mi? Der. Ortada bir zaruret yok. Parayı çaldırmamış. Parayı keyfine harcamış. O yeni aldığı son model elbiselerle, ayakkabılarla patronun huzuruna geliyor. Patron, çanta alacaktım ama keyfim ağır bastı. Bu elbiseleri gördüm ve parayı buraya verdim diyor. İşte Allah Teala da biz kullarına vermiş olduğu nimetleri onun istediği yerlerde ve görevlerde kullanmadığımızı gördüğü anda bize ceza keser. Bu onun bir azap Allah'ı olduğunu göstermez. Bu onun bir sistem Allah'ı olduğunu gösterir. Allah'ın bir sistemi vardır. Bu sisteme uymayanı, bu sınırları aşanı ateşe atar. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Tilke hududu. Kur'an'da kaç yerde geçiyor? Allah'ın hudutları, Allah'ın çizgileri. Bu çizgiyi geçtiği zaman mayınlı tarlaya girersin. Bir bacağını kaybedebilirsin. Bunu yapmayacaksın. Bir temsil daha getireyim. Adamın bir tanesi ehliyet kursuna gidiyor. Ehliyet alıyor. Ehliyet alan bir adamın ne hakkı vardır? Araba kullanma hakkı vardır. Trafiğe çıkıyor. 90'la gitmesi gereken bir yerde 160'la gidiyor. Radara yakalanıyor. 300 metre ileride tak polis çeviriyor. Kardeşim sen ne ayaksın? 160'la gidiyorsun. Adam da polise şöyle diyor. Hop! Bu ne bu? Ne bu? Ehliyet bu. Benim ehliyetim var. Sen bana karışamazsın. Diyebilir misin? Diyemezsin. Orada 90 kilometre sınırı var. Devletin koyduğu bazı kurallar var. Sen bu kurallara uymadığın zaman polis sana 500 kağıt cezayı kitler. Bu polisin ve devletin zalim olduğunu mu gösterir? Hayır, adaleti gösterir. Eğer bu cezayı sana vermezse senin gibi birçok serseri 90 kilometre hızla gitmek zorunda olduğu yerden 160'la gider ve insanları biçerler, öldürürler. Trafik terörüne dağdan gelen teröristlerden daha fazla can verdik. Dikkat edin, iki misli. Şu anda rakamlarla trafik terörünün aldığı can, dağdaki teröristlerin aldığı canın iki misli. Sebep? Kurallara uymuyorsun. Devletin çizgilerini tanımıyorsun. Devletin çizgilerini tanımadığın zaman devlet sana ceza keser. Allah'ın sistemi de aynen bunun gibidir. Allah'ın hükümlerini tanımadığın zaman, namazı kılmadığın zaman, zikri yapmadığın zaman, ilim meclisine gitmediğin zaman, orucu tutmadığın zaman, haramlardan sakınmadığın zaman ceza keserler sana. Racon kesme Allah'a. Racon kesme. Hesabını çok fena verirsin.